Şimdi bu ortamda bu yenilikçilik konusuna girmek istiyorum. Ben yaklaşık 10 senedir bu konularda eğitimler, seminerler, bildiriler sunuyorum, makaleler yazıyorum. Hep bu teknolojileri anlatıyordum. Bu teknolojiler hep vardı hayatımızda ve inovasyon bir sorunu çözüyorsa işte orada inovasyon vardır diye anlatıyordum. Dolayısıyla her bir sorun bizim için bir çözüm fırsatı, bir inovasyon fırsatıdır diye anlatıyordum. 5-10 yıldır buradaki paylaşım ekonomisini, dijital ekonomiyi tanıksınız. Gösterdiğim markalarda hep tanıyorsunuz. Küresel markalar bunlar. Kendi mülkiyeti olmadan Türkiye'nin gayri safi milli hasılasından büyük gelir elde eden markalar. Ülkemizde de var bunlar, o kadar başarılı markalar ki yurt dışından işte Ali Babası veya işte Amazon gelip bunları satın aldı. Peki Kığılı yılların erkek kıyafet markası bir anda Covid günlerinde makarna ve çocuk bezi satmaya başladı. Bir markete dönüştü. Ve bu sosyal medyada çok konuşuldu. Migros'un sanal marketi 5-6 günde anca size siparişlerinizi ulaştırırken bu dijital ekonomide çok hazırlıklı olmadıkları için artık hani geri mi düştüler acaba? Onlar da buna dönüşmeye hazır değiller mi? Bu şu anda hepinizin WhatsApp larına bu mesajlar geliyordur. İşte İsveç'te kendisine çip taktıran gençler, Amazon Go'daki temassız ödemeler, kamerayla insanların birebir hükümet tarafından gözlenmesi. Bizim de hükümetimiz biliyorsunuz bir uygulamayı cep telefonumuza indirmemizi istedi ve bu cep telefonlarından bizim işte Covid'li bulaştırma şeyimizi takip etmeyi istedi. Şimdi Person of Interest diye bir dizi var. Onu da tavsiye edeceğim. Şey yapın. Büyük abi gözetliyor, güzel anlatıyor. Bugün içinde yaşadığımız bu çipler, bu kameralar, bu cep telefonları, temassız ödemeler bizi nereye götürüyor? Bunların hepsini düşünmek lazım. Bunları dönüştürmek lazım. Nasıl dönüştürmek lazım diye öneriyorum. Bundan sonra da onu sizinle paylaşmak istiyorum. İnsanlık olarak içinde yaşadığımız sorunu çareler üretmek için bunları dönüştürmemiz lazım. Yoksa korku ekonomisini yaratacak, korku ortamına şüpheyi, endişeyi körükleyecek bir şekilde değil. Bizim şu anda yaşadığımız erişim sorunlarını, günlük hayatımıza ilişkin problemlerimizi çözecek halde bu teknolojileri kullanalım istiyorum ve bunlar için sizlerle bunları yönetebilir hale nasıl geliriz diye inovasyon şemsiyesi altında bunları konuşmak istiyorum. Genellikle yanlış algı var. İnovasyon dediği zaman insanların aklında ben bunu şey diyorum, aşkı nasıl yaşarlarsa öyle algılıyorlar. İşte platonik aşk nedir dediğimiz zaman o başka türlü söylüyor. Romantik aşığa sorduğumuz zaman o da nasıl yaşıyorsa öyle tanımlıyor. İnovasyonu da öyle tanımlıyorlar. Bunu bu içinde bulunduğum 5 yıllık çalışma grupları içerisinde yayınladığım standartlarda bunun üzerine basa basa vurguladık. İnovasyon ARGE değildir, ÜRGE değildir, iyileştirme değildir, geliştirme değildir, buluş değildir, yaratıcılık değildir. Sadece teknolojiye dayanmaz. Yayınlayacağım kitapta bunlar, 500 sayfalık bir kitap hazırladım bu konuyla ilgili. O kitapta göreceksiniz, buluş sahibiyle inovasyonu gerçekleştirenler farklı. Bir buluşun var olmuş olması onun inovasyona dönüşmüş olduğu anlamına gelmiyor. Bu sebeple kısaca toplumda veya pazarda başarılı olmuş sürdürülebilir yeniliktir diyorum. İşe yarayan yeniliktir, faydalı farklılaşmaktır diyorum. Bu tanımı da şöyle kısaca üzerinden geçmek istiyorum. Biraz felsefi bir tanım olmasına rağmen sizlere hani bilmeniz açısından ve standartta aldığımız bir tanım. Çok uzun tartışmalar sonucu geldiğimiz inovasyon, yenilik ve değerin ilgili tarafların algılamasına bağlı olarak üretilen sonuçtur diyoruz. Bu sonuç finansal veya bir sosyal değer oluşturur diyoruz. Dolayısıyla inovasyon ve değer ikisi bir araya getiriyoruz. Bir buluş bir toplumda bir değer üretmiyorsa, bir fayda sağlamıyorsa, bu finansal bir fayda veya bir finansal değer veya bir sosyal değer olabilir. O buluş sadece buluştur, inovasyona dönüşmemiştir diyoruz. Ve bu değeri önemli kılan, değeri değerli kılansa ifade edilen veya edilmeyen ihtiyaçlardır. Şimdi bu yaşadığımız bir aylık dönemde o kadar çok ihtiyacımız var ki bunların bir kısmını ifade ediyoruz, bir kısmını edemiyoruz. Ben de dönüp şimdi sormak istiyorum. Bu izleyiciler arasında öğrenciler varsa, yeni mezunlar var veya iş adamları varsa, yani bireysel olarak bu hepimiz şapkamızı önümüze aldık, düşünüyoruz. Ben de düşünüyorum. Yarattığım değer ne? Ben Müjgan olarak nasıl bir değer üretiyorum? Benim varlığımın faydası ne bu dünyaya, bu topluluğa? Eğer kurum olarak beni izliyorsanız da kurum olarak da sormanızı rica ediyorum. Sizin kurum olarak ürettiğiniz değer ne? Tespit edebilirseniz inovasyona adım atabilirsiniz. Ondan sonrasını tasarlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Gençler izliyorlarsa benim geçen sene yaz aylarında Udemy üzerinden hazırladıkları Udemy üzerinden verdiğim gençler için inovasyon eğitimi var. Bu ücretsiz. Lütfen gençler buna katılsınlar. Bunun bir sonuçlarını söylemek istiyorum. 35 ülkeden şu anda 4000 öğrencim var. Bütün bir yaz, bütün bir yıl boyunca 2000 öğrenci anca böyle günde 1-2 tane öğrencim oluyordu. Bu bir ay içerisinde bir anda 2000 öğrencim oldu. Günde 100 öğrenci bunu izlemeye başladı ve bu bende mutluluk yarattı. Gençler ne değer ürettiklerini ve ne değer üretmek istedikleri konusunda konuşuyorlar, düşünüyorlar, öğrenme ihtiyacı içerisindeler diye düşündüm. Şimdi neden inovasyon yönetiminden bahsediyoruz? Neden bir standarttan bahsediyorum? Hızlıca biraz bunu da söylemek istiyorum. 1987'lerde başlamış bir dünyasal süreç. Bu sürecin içerisinde uluslararası mal ve değiş tokuşu, fikir değiş tokuşu için bir standart ihtiyacını hissetmiş ülkeler ve bu çerçevede kaliteden başlayan bir şekilde her şeyi belli bir eşiğe getirmeye çalışmışlar. İşte 2014 yılında da bu inovasyon alanındaki bu ihtiyaç ortaya çıkmış ve beni buldular Uluslararası Standartlar Örgütü'nden ve dediler ki sen Türkiye'yi temsil eder misin? Ve ben de Türkiye delegesi olarak 5 yıldır bu çalışmalara katılıyorum. 15 ülkeyle Oslo'da başlamıştık bu ilk toplantıya. Dünyanın her yıl 2 farklı ülkesinde uzun toplantılar, çalışma toplantıları, sonra uzaktan erişimlerle çalışmalar ve doküman paylaşımı ile yapılan çalışmalarla bayağı ağır bir çalışma maratonu içerisinde. 15 ülkeyle başlayan bu çalışmalar 44 ülkeye, katılımcı ülkeye, burada göreceksiniz şu arkadaki dünya haritasında mavi ülkeler. Gözlemcide sarıyla olanlar, onlar da 18 ülke olarak katıldılar. Daha sonra şu yan tarafta gördüğünüz uluslararası toplantılar, CERN, OECD, UNESCO, UNIDO, WIPO, Dünya Ticaret Örgütü, UNDP gibi uluslararası kurumlar da bu çalışmalara katıldılar. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ni tek başına temsil ederken İsveç 22 delegeyle bu çalışmalara katıldı. Amerika Birleşik Devletleri 18 delege, Çin 12 delege, Fransa 10 delege. Böyle kalabalık ekipler halinde bu toplantılara katıldı. Ben 2 grupta Arjantinli Lyon'un grubunda çalıştım ve Alman İVA'nın grubunda çalıştım. 2 standardın yazımında 15 toplantıda bu ISO'nun verdiği bir rapor diyor ki ben diyor bu işe diyor 6000 uzman saati ayırdım diyor. Şimdi bu kadar çalışmanın sonucunda 4 tane standart yayınlandı. 3 tanesi 2019'da, bir tanesi de 2020'de yayınlandı. Bunları burada ben isimlerini tek tek anmak istemiyorum. Türk Standartları Enstitüsü'ne başvurdum. Dedim ki böyle böyle lütfen bunları da bir TS Türk Standartı olarak yayınlar mısınız diye. Burada onun da linkini de veriyorum size, bağlantısını. Lütfen oradan temin edin. Bu standartlar, bir tanesi size bahsettiğim inovasyon nedir? Onun terminolojisi. İkincisi bunun inovasyon yönetimini değerlendirme nasıl yapacağız? inovasyon işbirliklerini nasıl sağlayacağız ve inovasyon yönetim sistemini nasıl kuracağız ile ilgili standartlar. 4 tane de çalışılıyor. Şimdi toplantı yapılacak. Bu fikir yönetim standardı şeyine de katılacağım. Ona da ilgili de çalışmalarım var. İnovasyonu, neden inovasyonu yönetiyorum dediğimiz zaman ise nasıl kalitemi yönetiyorum, bu konuda bilgisi olan arkadaşlar bileceklerdir. İlk önce bu işin bir stratejisini tanımlıyorum. Buna liderlik etmem lazım ve planlamam lazım. Fırsat ve risklerimi planlamam lazım diyoruz. Ve bu fırsat ve risklerin analizinden sonra buna kaynaklarımı ayırıp ondan sonra da süreçlerimi gerçekleştirmem gerekiyor diye standartta bunların adım adım tanımlıyoruz. Bu fırsat ve risk, herkes risk analizi değerlendirmeyi çok yapar. Bu COVID-19'u da ciddi risk olarak değerlendiriyoruz. Sadece riskleri değerlendirmek yetmiyor. İnovasyonda fırsatları da değerlendirmek önemli hale geldi. Ben hem birey olarak hem kurumlar olarak ilk yapmamız gereken fırsatlarımızı değerlendirmek. Ben ürettiğim değer ne ve benim şu anda birey olarak veya kurum olarak içinde bulunduğum, bana yer aldığım fırsatlar ne veya içinde bulunduğum ekosistemdeki hangi fırsatlar var? Ben bu fırsatları nasıl bir faydaya dönüştürebilirim diye ilk analiz olarak bunu yapılması gerektiğini. Evet, son olarak şimdi ne yapmak lazım? Hangi yetkinliklere ihtiyacımız var diye biraz kavramsal bir düşünce üreteyim istedim. Son slaytlarıma geldim. Ve 6 tane yetkinliğe ihtiyacımız olduğunu ettim. Yani öneriyorum veya sizlerle tartışmaya açıyorum. Bunlardan bir tanesi, bu altını da çizdim, kelimeleri yine önemsediğimi söyleyerek tekrar. Birisi sistematik empatik analiz diyorum. Yani empati, karşı tarafı anlamak ve ama bunu sistematik bir şekilde anlamak ve analiz etmek. Etkileşim çeşitliliği diyorum. Burada bizim günlük ihtiyaçlarımızda bakkalımızdan tutun da AVM'deki kişiye kadar, esnafa kadar veya saçımı kesen kuaföre kadar bu çeşitlilik, onların algısını konusunda, ihtiyaçlarını anlamak konusunda bu çeşitliliği sağlamamız lazım. Stratejik düşünmemiz lazım diyorum. Böyle bir yetkinliğimiz olması lazım. Bugünü düşünürken senin sonrasında da geleceği nasıl şekillendireceği konusunda fikir yürütebiliyor olmam lazım. Önemsediğim bir başka şey eylem cesareti. Bu ne demek? Harekete geçmek. Hani çok düşünüp çok üzerine mükemmel bir şey yaratabilir. Lütfen harekete geçin, deneyin ve hep birlikte güncellenelim diyorum. Yani bu tek kişinin bir iyileşmesiyle olmayacak. Bütün toplum olarak iyileşmemesiyle bunu bütünsel sağlığa erişebileceğiz diyorum. Bu yetkinlikleri çok önemsiyorum.